Herkese merhaba 26. Podcast'imizdeyiz Ve Mustafa Gönder'le yine beraberiz Hoş geldin Mustafa Teşekkürler Tolgay'cığım. hoş bulduk Sağlasın. Ee, bir haftalık bir ara verdik Bir karantina sürecimiz geçti ee, evet. Şükür e, Negatiftik ama <laughs> Mecburen karantina altında e, Olmak zorundaydık 10 günlük bir karantina ...sürecim vardı. Ee, bol bol çocukla vakit geçirdik. İşte keyifli oldu. <laughs> ne güzel. Ee, bir yandan da tabii işimizde özledik açıkçası. Ee, sen nasılsın? Bu dönem nasıl geçti? Gerçi canlı yayınlarla beraber oluyoruz Sence evet, ama. Evet bolca, bolca canlı yayında bir araya geldik. Yani bir sıkıntı yok. Aynı şekilde devam ediyor. Sağlığımız yerinde. Hı hı. Bekliyoruz bakalım. Evet. evet Şu beladan kurtulacak zamanı bekliyoruz açıkçası. Ee, vallahi bu, bu gidişle... E... Aralık ayını bulacak diyorlar. Bakalım. Yaşayacağız göreceğiz solgay. Bilmiyorum. Aynen öyle, aynen öyle. Biz konumuza dönelim, futbola dönelim. Evet. Ee, programımızın yayınımızın sözüyle başlayalım. Arrigo Saki'nin sözü, İtalyan teknik adam, devrimci evet. İtalyan teknik adam diyeyim. Evet. Ee, detaylarını sonra konuşacağız. Hmm. İyi bir teknik direktör olmak için iyi futbolcu olmaya gerek yok. Hiçbir iyi jokey öncesinde at değildi. <laughs> ben, benzetme enteresan olmuş ama çok güzel evet. yani e, benim yıllardır savunduğum seninle de sürekli konuştuğumuz Aynen. evet futboldan anlamak için futbolcu olmaya gerek yok dediğim e, sözü e, Sakki yıllar öncesinde söylemiş evet. yani e, evet futbolda saha içerisinde olmak e, saha içerisinin duygusunu psikolojisini yaşamak çok önemli ama Teknik adam açısından baktığınızda, baktığında e, kendini yetiştirebilmek psikolojik anlamda, mentor, me, mente, mental anlamda e, kendini geliştirmek e, tabii ki mesleki anlamda da kendini geliştirmek e, saha ...içerisinde... biraz daha anlayabilir duruma getiriyor çünkü şunu görebiliyoruz teknik direktör olup da ee, saha içerisindeki oyuncuları anlayamama durumuna geliyor bazı teknik adamlar ee, eski futbolcu olmalarına rağmen diyorum ve sözü sana veriyorum doğru söylüyorsun ee, ben de şuna katılıyorum yani iyi bir teknik direktör olmak için e, illa futbol oynamış olmak e, profesyonel futbol oynamış olmak gerekmiyor hı hı. Hı hı. Ee, ...ama şu var... ...senin az önce değindiğin gibi... ...yani sahanın ruhunu bilmen lazım... ...oyuncuların... Evet. E, ...o sahanın içindeki psikolojilerini bilmen lazım... Hı hı. E, ...nereye motive edeceğini bilmen lazım... ...onları nasıl birleştireceğini... ...mental anlamda ne şekilde... E, ...destekte bulunacağını... ...yani bir sürü şeyi bilmen lazım... Hı hı. E, ...bunları biliyorsan... ...futbol oynamış olmanın... E, ...oynamamış olmanın dezavantajını... ...atlatırsın... Evet. Ee, ...şimdi senin verdiğin örneklere bakarsak... ...Türkiye'de veya dünyada... ...hani futbol oynayıp da iyi teknik direktör olamamış... ...birçok isim var. Tabii. Ee, bunların eksiklikleri de... ...işte bunları... E, ...az önce söylediğimiz detayları... ...önemsememeleri. Yani uh -huh, uh -huh. futbolu sadece sahadan ibaret... E, ...bir oyun gibi... ...düşünüyorlar. Evet. Çünkü futbolcuyken oynuyorsun... Uh -huh. ...bittikten sonra da ben bunları yönetirim diyorsun. Ama yönetim tarafına... ...geçtiğin zaman, yöneten kişi olduğun zaman... Ee, çoğu değişkenlerle karşılaşıyorsun yani doğru e, bir ekibi bireysel olarak hareket etmekte başarılı olabilirsin ama bir ekibi idare etmek e, ayrı bir beceri istiyor aynen. ayrı bir e, kabiliyet istiyor yani bunu bilmiyorsan bunu beceremiyorsan senin geçmişte futbolcu olmuş olman senin iyi bir teknik direktör olmuş olmanı e, sağlamayacaktır aynen öyle ee, öncelikle ya tabi ama şöyle de bir şey var hem sahanın içini biliyorsan ...hem de diğer konularda... E, ...detaycıysan... Hı hı. ...onları da önemsiyorsan... ...işte o zaman e, diğerinden belki bir tık daha önde olabilirsin. Evet. Büyük yani, bir artı. Çok büyük bir artı. E, çünkü dediğim gibi sahanın ruhu bambaşka işliyor. Sahanın içinde e, taraftarların bazen... ...kavrayamadığı veya izlerken anlayamadıkları bir sürü kırılgan anlar var. Doğru. Yani... ...bir arkadaşın e, yani bir oyuncu... ...bir oyuncuya pas veriyor. O pasın... ...şiddetinde ufak bir oynama oluyor. Bakışından... ...birbirlerine böyle e, değişik... ...triplere giren oyuncular olduğunu hissedebiliyorsun. Hı hı, Şimdi hı. bunları... ...hoca olarak yakalamak zorundasın. Evet. Bunları... E, ...hem... ...aynı amaca... ...yönlendirip takım yapacaksın. Hem de hafta içi antrenmanlarda... ...rekabet içinde bunları birbirine... Evet. ...rakip yapacaksın. Yani... Ee, ...hocalık çok daha farklı meziyetler istiyor. Çok daha farklı özellikler istiyor. Ama e, sözün geneline döndüğümüz zaman... ...evet iyi bir teknik direktör olmak için... E, ...iyi bir futbolcu olmuş olmak gibi bir mecburiyet yok. Hı hı. Ama hem iyi bir futbolcu yani hem o sahadan gelen biri... ...hem de diğer tarafları da e, önemseyen, bilen biriysen... Hı hı. ...bu çok daha büyük bir artı. Evet. Yani şimdi baktığımızda... E özellikle Türkiye için konuşuyorum Türk futbolu için konuşuyorum Türk futbolu için baktığımızda bunu haftalarca da konuştuk genelde şöyle bir yolu izleniyor işte bir teknik adamın yardımcı antrenörü olup onun görevi bırakmasını ya da görevden alınmasını bekleyip Sıkıntılı bir durumdan bir nema çıkarmaya çalışan bir e, güruh var ve hani bunun haricinde ekstra bir de e, sürekli dolaşan takımları sürekli dolaşan gezgin teknik direktörler evet, var. Evet, gezgin teknik direktörler var ve bunlar sürekli iş buluyorlar ne ne hikmetse sürekli <laughs> iş buluyorlar verdikleri demeçler belli. Kimlere işaret ettikleri belli. Evet. Belirli bir zümreye hizmet edip ya da belirli bir zümreye hoş gözüküp belirli yerlerden mesleğini devam ettirme çabası, evet. kendini geliştirme gibi bir Maalesef niyetleri Türkiye'de, yok. Türkiye'de Türkiye'de şu anda geçerli olan bu olduğu için evet. e, oraya oynayan çok teknik adam var. Hı hı. Sadece teknik direktörlük konusunda değil. Yani bu ticarette de böyle siyasette de böyle tabii her ki, yerde tabii böyle. Ki. Yani biraz daha işimiz futbol olduğu için ben futbol evet, tarafından e, baktım. Yani biraz daha liyakatten ziyade biraz daha adamcılıkla yürüdüğü için evet. e, bazı şeyler işte o bahsettiğin e, teknik adamların çoğunun yürüme yolları e, ...buradan gidiyor. Evet evet. E, ya hadi bunu yapıyorsunuz, bunu yaparken bari e, kendinizi geliştirmek için bir Şeyi çaba yapayım. sarf edin yani e, kolay yoldan iş buluyorsunuz tamam geçtim bir kenara koydum yani şimdi e, ben kendimden örnek vereyim 99 yılında ben e, gazetecilik mesleğine başladığımda televizyonculuk televizyoncu olarak başladım e, 1999 yılında olay televizyonunda başladım şimdi e, şöyle söyleyeyim Dışarıdan staj yapmak için bile torpil gerekiyordu o dönemde. <laughs> ve ben torpille işe başladım. Yani e, ismini vermeyeyim şimdi çok yakın. Bir aile dostumuzun torpiliyle işe başladım ve e, kulakları çınlasın. cellince müdürümüzdü. Gittim yanına saçları uzun, çift kulakta küpeli, nemli sakın çene de sakal. Ondan sonra e, e, gittik, başladık. Konuşmaya başladık ettik falan da ondan sonra e, bana 3 ay sonra cellyince bunu söylüyor e, geldiğin gün ben seni iki hafta içerisinde gönderirim diye düşünmüş değil mi diye düşünmüştüm evet. ama e, teşekkür ederim çok büyük bir şevkle çalıştın e, ve hani e, bana bunu yaptırmadın şimdi söylemek istediğim bu. Bir yere torpille gelebilirsin ama çalışırsın. Üzerine koymaya çalışırsın. Yani bir şeyler yapmaya çalışırsın. Hani av, avutma tarafı. Ya keşke kimse torpille gelmese. Keşke. Her Tabii şey, ki e, ciddi bir böyle analitik e, düzende gitse işte herkes hak ettiğini alsa herkes hak ettiği gibi e, yol alabilse yani torpil, dedi, torpil dediğimde torpil dediğim de ne yani staj olarak stajyer olarak canım, başladım tanıdık vasıtasıyla işte tanıdık şey Temmuz'da başladım Ocak'ta maaş almaya başladım yani <laughs> hani böyle böyle torpil de olmaz olsun o da ayrı bir olay da yani Hani, e, aklıma gelmişken anlatayım dedim maalesef ama futbolda bunu çok göremiyoruz ...açıkçası... E, ...o kişiler en yüksek... E, ...rakamları alıyorlar. Evet. Ve... Hiç boşta kalmıyorlar. Hiç boşta kalmıyorlar ve... ...hiç kendilerini geliştirmiyorlar evet. maalesef. Evet. Hiç kendilerini geliştirmiyorlar. Ne... ...futbolcuyla... E, ...iletişim anlamında kendilerini geliştiriyorlar... ...ne... Saha ...taktik anlamında... anlamında evet. ...saha anlamında... ...işte... E, ...antrenman metotları... ...dizilişler anlamında... Evet. ne e, ...antrenmanlar da zaten... Ee, ...teknik adamlara genel olarak baktığında kenarda durup izleyen teknik adamlar olarak görüyoruz. Ee, genelde yardımcı antrenörler antrenmanı yapıyor. Tamam bu normaldir, olabilir tabii ki. Ama e, bunların hepsine baktığında e, yani çok fazla eksiğimiz var. Çok eksik var Tolga. Bak ben bunu daha önce de söyledim. ...senin konuya başladığın cümleyle gireceğim... ...bir hocanın yanında, bir teknik direktörün yanında... ...kısa bir süre görev alıyorlar... ...ondan hı hı. sonra ben oldum diyorlar çünkü... Evet. ...yani bir pişme süresi var bu işin... Hı hı. ...o pişme süresini geçmeden... ...hani bir anda kendini yukarıda bulduğun zaman... ...her şeyin değişiyor... ...yani evet. tavrın değişiyor, tarzın değişiyor... ...agresifliklerin değişiyor belki... Yani bir sürü şey değişiyor. İşte bu hı hı. tecrübeyle alakalı. O tecrübeyi de böyle ...iki sene teknik direktör yardımcılığı yaparak e, kazanma şansın yok. Aynen öyle. Ee, ben her, her zaman şunu söylüyorum. Yani bir teknik adamın iyi bir teknik adam olabilmesi için önemli dönemlerden bir tanesi de ilk önce altyapıdan başlamak. Evet. Yani çok o, doğru. Orada e, çünkü bir şey öğretmeyi e, çocuklarla başlayıp kendini orada hatalarını görüp üzerine koya koya e, ilerlemek çok daha doğru diye düşünüyorum evet. ama ben bunu düşünürken tabii işin içinde olduğum için böyle düşünüyorum. Dışarıdaki insanlara bunu anlatmak çok kolay değil. Ya ben işin içinde değilim ben de öyle düşünüyorum. Yani e, tabii ki altyapıdan başlamak gerekiyor. Her şeyin altyapısından başlamak gerekiyor. Şimdi bak bu sözü söyleyen Sakki de e, altyapı takımını çalıştırıyor. Hı hı. Sonra parmaya. Evet. Eee ...teknik direktör oluyor. Hı hı hı. Yani bir... ...onun da geçmişinde bir... altyapı yapı... E, ...hocalığı evet, var. Evet. Ama bizim Türkiye'de maalesef kolaydan... Yani futbol geçmişte çok iyi değil... ...açıkçası. Değil değil. Yani, yani profesyonel iyi. oynamamış zaten. Amatör hı hı. oynamış hı hı. o. Ee, yani... ...bizim Türkiye'de ki... ...kolay e, yol... ...ismin varsa... Hı hı. ...futbol piyasasında... ...aa tamam bir iki senelik böyle bir... E, staj döneminden sonra teknik direktörlük yapma yolu sana evet. açılıyor. Hı hı. Ama işte e, bu seferde ne oluyor? Ligeye bakıyorsun bir sürü değişen teknik adamlar mesela ben çoğu teknik adamın ne oynattığını anlayamıyorum. Yani yani e, kendi yapılarında e, kafalarında bir futbol yapısı yok. Hı hı. Bir futbol anlayışı yok. Yani evet. e, şunu demen lazım. Ya bu adamın takımı pres oynuyor. Hı hı. Bu, bu adamın takımı pas oynuyor. Veya işte savunma oynuyor. Şimdi Avrupa'daki teknik direktörleri böyle kategorize edebiliyorsun. Aynen öyle. Hani ön plana çıkan bir oyun özellikleri var tabii can ama bizimkilerde e, her şeyden biraz yani aşure gibi. Evet. Her şeyden biraz var ortaya çıkan e, tadı beğenen var beğenmeyen var ama hani gerçekten böyle evet ya bu adamın takımı e, böyle oynayacak dediğin hoca sayısı çok az. Evet çok doğru çok doğru yani. E... Bu adamın... ...oynattığı futbol... ...bu... ...dediğimiz adam... Ee, ...işte... ...Arikosaki... Ee, evet. onunla devam edelim. Evet. Ee, unutulmaz maçımıza geçelim. Eğer bu konuyla ilgili başka bir şey söylemeyeceksen. Yok yani... ...hocalıkla alakalı zaten sürekli konuşuyoruz. Hı -hı. Evet geçelim bakalım. Ee, unutulmaz maçımız... 1988 Peki bir şey söyleyeceğim. Sakki ile ilgili e, onun şeyiyle alakalı, e, hayatıyla alakalı biraz bahsedelim mi? Tabii tabii. Başarıları Zaten öyle. buradan direkt bahsedeceğiz. He, öyle gideceğiz. söyleyeyim. Tamam. Yani çünkü e, bu, bu programın bu yayını biraz Sakki'ye ayırdık gibi. İyi tamam tamam e, o zaman. <laughs> bir durum var. E, unutulmaz maç 1988-89 Şampiyonlar Ligi finali. Daha doğrusu Avrupa Kulüpler Kupası şampiyonu. E, Avrupa Şampiyon, Şampiyon Kulüpler Kupası. Kupası finali. Ee, finali. Ee, Milan'la Stavbükreş'in e, maçı. Evet. ...iki gulit. ...iki Van Basten <laughs> 4-0. İlk Ma maç 0-0 mıydı? Yok, ee, yok o tek o, maç galiba tek maç, değil mi? Tek, tek maç, maç. Doğru. Ee, şimdi şöyle takım e, takımın başında Ariko Saki var. Hı, hı. Ee, yani ve Sakki işte e, dediğin gibi Parma'da e, çok. C C1'de takımı alıyor, e evet. şampiyon yapıyor. Evet, bir üstü geç kat C Sonra 2de başarılı olamıyor ama Hı -hı. B. E B B'de, seri pardon, B'de. Seri Hı -hı. B'de. Ee, orada ya şey... başarılı olamıyor değil, çıkaramıyor Çıkaramıyor. Takımı. ama Milan'ı kupada eliyor. Evet, kupada yani. Milan'ı eliyor. Ee, işte o dönemde de e tam da Berlusconi'nin e Milan'ı satın aldığı dönemlere evet denk geliyor. E, dikkati çekiyor. E ...işte büyük takım e, ...şeyi hastalığı diyeyim ben ona. seni senin yerini alırsın. Sana gol şeyine. atanı alırsın senin. Aynen öyle. Alırsın. Bir, bir ara Fenerbahçe öyleydi. <laughs> ya, Herkes <doğru>. topluyordu hatırlıyorsan. <laughs> yani e, evet, takımın başına öyle getiriyor doğru. Takımın başına getiriyor. E, o sene yani e, Milan stabukreş maçı evet unutulmaz bir maç. 4-0'lık bir maç unutulmaz bir maç işte. Stavbük Reş'in Bükreş olduğu dönem evet. yani. Haciler, Popescu'lar, Petrescu'lar bilmem neler. Hani Avrupa'yı bir dönem besleyen e, Rumen jenerasyon, jenerasyon e, ve o sene o senenin bir özelliği daha var. E, Bükreş yarı finalde Galatasaray'ı eliyor. Hmm, evet. Yani e, o sezon e, esas e, önemli noktalarından birisi o Galatasaray'ın o işte Monaco'yu elediği, Rapid'i elediği evet. dönem inanılmaz ee oynadığı işte Tanjulu, Prekazili, Simoviçli, İsmailli. Monako'ya Prekazili'nin frikikten bir tane golü vardı. Evet, o deplasmanda yani, evet. inanılmaz evet. bir goldü o. Yani işte Mustafa Denizli'nin önderliğinde evet. ...Neşetel Xamax maçı vardı işte. Evet. 3-0'dan 5-0 değil mi? Aynen, gider orada 5-0 yeneriz demişti ve yendi de yani. <laughs> evet, evet. işte o dönemin işte şeyi e, Stavukreş'e evet. açıkçası e, o Galatasaray'ı e, yarı finalde işte 1-1 4-0 ilk önce evinde yeniyor arkasından 1-1 evet. e, şeyde Ali Samiyen'de eski berabere bitiyor. berabere bitiyor ve finale yükseliyor da yarı finalde e, Milan ilk maçta 1-1 berabere kalıyor Ardından Real Madrid'i 5-0 mağlup ediyor yarı <laughs> finalde. Yani şimdi acayip sonuç. Evet, o döneme baktığımızda işte girerken söyledim ya Arekoski bir devrimci diye futbol adına baktığımızda yani eee liberolu sistemi oynatan bir ülke, Catenaccio denen bir oyun sistemi, savunmaya dayalı bir sistem. Ve e, saki ilginç bir şekilde diyor ki benim yolum Hollanda, e, Rinus Michels işte Total Futbol diyor benim yolum. Ben bunu uygulayacağım, uygulayacağım diyor. diyor İtalyan futbolunun içerisinde o dönemden bahsediyoruz. Yani şöyle söylemek yani... lazım daha böyle. E göze hoş gelen ve e, hücum oynamayı seven bir futbol anlayışı var. Evet, evet. Yani zaten e, o dönemde kadroya da e, bakmak lazım açıkçası. Hani o kadroyu ben de oynatabilirim diyebilirsin tabii. O da ayrı evet. da. 3 Hollandalı yani. zaten orada. Aynen öyle. -Kart, yani e, şimdi e, hepsi birbirinden Gullit, efsane. Hepsinin tabii. ayrı bir hikayesi var yani çoğunun. Evet. E, açıkçası işte Costa e, Kurta e, Baresi <laughs> Efsane Yani e, Matteo Villa Maldini var mı? Maldini mi? Tabi, var Maldini mi? 20 yaşında Evet O dönemde e, Pesotto Tasotti <gülüyor> <gülüyor> Yani e, Bazılarını saymıyorum Bazı oyuncuları e, Rekart e, Albertini daha 16 yaşında Oo. O kadroda e, Ondan sonra Viviani Angelotti, Donadoni, <laughs> yok yok yani, Van evet. Basten, Gullit, yani e, yok yok kadroda. Evet. Öyle, öyle bir kadro. Tamam bu kadroyu oynatmak e, yani güzel bir iş, keyifli bir iş ama bu kadroyu böyle oynatmak da çok önemli. Tabii. Çünkü e, ki şunu yapıyor, bu kadroyla. ...11 kişiye birden şu dönemde halen yapamayanlar var onu... ...11 oyuncuya birden savunma yaptırıp 11 oyuncuyu birden hücuma katkıda bulundurabiliyor. Evet. Oyunu 25 metrede oynuyor. Yani e, eski videolara bakarsan ki e, izleyenler de çok vardır... ...5-6 oyuncu düşün... <laughs> e, ...karşı takım hücum yapıyor bir anda çıkıyor hepsi. Bir anda çıkıyor ve rakip takıma website e düşürüyor. Evet. Çok yani... ilginç bir e, aynı vücutta oynama mantığı. Evet. Yani ama şöyle de bir şey var. Bak, e, sakki mesela Milan'da bu kadar büyük başarılar elde etti. Yani üst üste üç sene çok büyük başarılar elde etti. Ama ondan sonra e, İtalya milli takımında mesela o başarıyı yakalayamadı yani yine ama finale çıktı. Yani Roberto Baggio o penaltıyı kaçırmasaydı belki de dünya kupasını evet, da kazanmış al olacaktı. Evet, doğru söylüyorsun. Ama evet hani şey yapamadı. Mesela ilk sene e, hatırladığım kadarıyla gruplarda eleniyor. Sovyetler Birliği'nin arkasında ikinci olmuşlardı. E, ondan sonraki sene de e, gruptaki herkesin puanı eşit bitiyor. Evet. E, yanlış hatırlamıyorsam. 3. oluyor. 94 e... Ee, o zaten Bacchian'ı e, kaçırdı. Üçüncü evet. oluyor grupta. En iyi üçüncüler evet, arasında çıkıyor. Evet en iyi çıkıyor sonra, tık, tık, sonra tık, ele, ele tık, finale tık, geliyor. Doğru. Finale geliyor. İşte yani mesela bak İtalya'da İtalya'ya ilk Milan'a geldiğinde e, ilk geldiği sene şampiyon oluyor. Hı. İkinci sene üçüncü bitiriyorlar ligi. E, ama şeyi kazanıyor. E, şampiyon süper kupayı. süper kupayı kazanıyor. Bir de... E, şampiyon kulüpler kupasını kazanıyor. Evet, o ikinci yılında. İşte ikinci yılında. Aha, aha. Yani ilk geldiği sene şampiyon oluyor ve süper kupayı kazanıyor. İki tane kupayı koyuyor evet, kenara. Evet. İkinci sene şampiyon olamıyor ama şampiyon kulüpler kupasında şampiyon oluyor. Hı -hı. Ee, UEFA ve e, UEFA şampiyonuyla şampiyon e, kulüpler kupası şampiyonu maç yapıyor ya süper evet, kupa. Evet. Onu kazanıyor. Hı -hı. Bir de kıtalar arası, kıtalar arası iki kazanıyor. şampiyonluğu var. Evet yani o sene üç tane daha kupa koyuyor. Evet. ...üçüncü sene... E, ...ikinci bitiriyor ligi... ...yine... E, ...şampiyonlar ligini kazanıyor... Yani ...şampiyonlar hı hı. ligi diyoruz ama... ...şampiyon kulüpler kupasını kazanıyor... Aynen, canım artık ...süper kupayı için. kazanıyor... ...yine kıtalar arasını kazanıyor... ...yani... Hı hı. E, hani kupa canavarı gibi evet, baktığın zaman. Evet. Ama o, ondan sonra da bir daha tutmuyor. Tutmuyor. Açıkacağız. Onun da sebebini ben şöyle e, izah edebilirim. Yani bir daha Milan'a geldiğinde de tutmuyor. Tutmuyor, tutmuyor. İşte onu Atletico söylüyorum. Atletico Madrid'de de tutmuyor. Kendi oyun kafası e, bilgisi, kafası o kadar bu kadroyla uyuyor ki. Hı hı. Hani ondan sonra mesela e, milli takımda böyle bir anlayışı oturturamıyor. Evet. E, Atletico Madrid'e gidiyor mesela orada da ee, bu başarıyı yakalayamıyor bu e, kafasındaki oyunu oynatacak şeyi bulamıyor evet daha sonra yine Milan'a geliyor yine başarısız oluyor hı hı. yani hı hı. E, bildiğim kadarıyla sonra yine Parmaya mı geç, geçiyordu ya evet Parmaya geçiyor galiba değil mi Parmaya geçiyor İşte hani e, kariyerinin en sükseli ve isim yaptığı üç sezonu üst üste yaşamış oluyor hı hı. ...ondan sonra ama öyle bir kadroyla... ...kendi oyun mantalitesine uyan bir kadro... ...oluşturamıyor maalesef. Ama işte şöyle bir olay var... Ee, ...onu başaramasa da... ...öyle bir şey başarıyor ki... ...yani... E, ...savunma... ...odaklı olan... ...bir ligde ve futbol... ...mantalitesinde... Evet. E, ...çok farklı bir... ...zihniyetle... ...ön plana çıkıyor. Doğru. Yani e, libero sistemini bitiriyor mesela. Libero libero anlayışını bitiriyor. ...Baresi'yi... libero pozisyonundan çıkartıp stoper'e getiren adam eee Baresi. Yani, şey e, Sakki. Evet yani köklü değişikliklere e, öncülük yaptı İtalya'da. Hani hala İtalya'da mesela sert e, defansif futbol anlayışı devam ediyor ama o seneki e, Milan yani gerçekten izlemeye değer böyle. Keyifle evet. izlediğimiz herkesin ben çok iyi hatırlıyorum. Yani ben gulitçiydim mesela. Tabii. Yani, yani benim hayatımda çok çok önemli 2-3 futbolcu vardır böyle damga vurmuş. Hı hı. Bir tanesi Platini'ydi de daha sonra gulit oldu. en sonlara doğru da mesela Iniesta'yı ben hı hı. çok hı hı. beğenerek izledim. Ben Van Basten'ciydim. Yok ben Van Basten'e yani, çok böyle Basten şey olmadım. Van Basten halen e, Ben genelde ilk günkü orta, sağ, orta, orta sağ mantalitesinde olduğum için genelde orta sağlara böyle odaklıydım. E, o yüzden hani o Gullit'in Gullit, Gullit olduğu, Rekart Gullit Van Basten'in e, beraber oynadığı evet. hem Hollanda'da hem işte e, Milan'daki o başarıları ...nın mimarlarından bir tanesi de sakki zaten. Yani tabii, İtalya'da bu futbolu tabii. oynatmak kolay değildi gerçekten. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani... E, ...bu arada şeyi de söyleyelim. E, İtalya futbolunun godfatherı... ...olarak... ...anlıyor <laughs> Sakki Onu da söyleyelim. Mustafa'cığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Çok keyifli oğlum. bir sohbetti. Yine. Aynen, ee, aynen öyle. Biraz e, Sakki'den bahsettik. Işte, Saki'den bahsettik. Futbolu, aynen. E, şey güzel oldu. İşte bu... E, ...efsane... Yani şimdi konuşurken bile böyle o gözümde canlanıyor ya o Rekart, Gulit, Van Basten. Yani o üçlü hani e, dünya futbolunda hani sahadaki üçlüleri say dediğin zaman ilk akla gelen üçlü bence odur yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Türkiye'de sayarsak Türkiye'de sayarsam. Türkiye'de sayamam. Yani geçmişten. Geçmişten. Tabii canım de. geçmişten. Medeneli mı yani, diyeceğim tabii ki canım, yani. <laughs> yok, yok. yani yani e... geçmişten baktığında evet o üçlü, üçlü e, efsaneydi yani bir bir de e, ondan sonraki dönemde şey vardı e, ...Rıdvan Oğuz Tanju evet o o, o, üçlü, o, vardı, o doğru. üçlü de o üçlü de şeydi Fenerbahçe'de Tanju'nun Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerde yani e, onun haricinde üçlü Sayamazsın yani çok Türkiye'de bazen. yok. Yani. İkili sayarsın mesela. ikilileri sayarsın. işte Üç ök dersin falan gibi böyle. Tabii tabii canım. Şeyleri yani, yaparsın. E, e, partner işte. partner bulursun ama... ...üçünün de hem milli takımda... ...hem oynadığı kulüpte çok etkili olan... ...ve gerçekten damga vuran... ...dediğin zaman... ...hani dünyada bile benim aklıma mesela... ...çok çok böyle örnek gelmiyor işte. Hacı Popescu... Filipescu veya İlye hani yani, üçüncüye kimi koyacağını belirleyemezsin orada. Hacı Popescu zaten hani bir ikil değil de yani hani o <laughs> <laughs> hani aynı vatandaşlar falan diye böyle ama bir hayır, şey. Ama hayır şimdi baktığın zaman mesela Galatasaray'a geldikleri zaman Hacı Popescu, Filipescu, İlye vardı. Tabii. Ee, bu hani bunları üçlü gibi hem milli takımda hem de burada oynadıklarını düşündüğüm için hani direkt oraya gittim ben ama Hı -hı. yani yine ne olursa olsun bu üçlü gibi sayamayız. Yok, o yok. Aynen öyle. Evet. O zaman e... Teşekkür teşekkürler. Holla Hollanda <laughs> <laughs> Hollanda'nın efsanelerini de almış olduk Sakki sayesinde. Evet. Mustafacığım teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Tolga İzleyenlerin, dinleyenlerin de e, yüreklerine sağlık. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.